Evet sevgili seyirciler, Kanal G ekranlarındayız ve bugün güzellikleri konuşacağız dedik. İlk konuğum Didem Hanım bize nasıl zayıflayıp nasıl keyifle, farkındalıkla, diyet listesi olmadan nasıl güzellik ve huzur ve mutluluk içinde farkındalıkla zayıflayacağımızı anlattı. Ama şimdi muhteşem güzelliğin sırlarını sevgili Hatice İnanır'dan alacağız. Hoş geldin Hatice'ciğim. Onlar benim sevgili Leyla İnanır, Hatice İnanır, eşi Hakan İnanır. O kadar eski dostlarım ki sevgili seyirciler. Mesleğe başladığım ilk günden beri her zaman yanımdalardı, her zaman destekçilerimdi. Çok güzel şeyler yaptık onlarla birlikte. Artık Kanal G ekranlarında da istiyorum ki sevgili Hatice İnanır bize o bütün birikimini, bütün bilgilerini, her şeyi haftanın bir günü böyle sizin gözünüzün önünde, huzurunuzda ondan rica edeceğim. Çok yoğun çalışıyor biliyorum. Pek çok güzellik merkezleri, şubeleri var. Her yere yetişmeye çalışıyor. İşindeki titizliğini de çok iyi biliyorum. Ben güvenip inanmadığım hiç kimseyi burada sizlerin karşısında ağırlamam. Benim izleyicilerim onu çok iyi bilirler. Sevgili Hatice İnanır mesleğinde çok başarılı ve bugün inanın kalem kağıt elinize alın bence ve sorularınızla bize katılın. İnteraktif bir program yapalım. Her şeyi sorabilirsiniz. Ben dün de söyledim size, bugün programımı açarken de söyledim. Dedim ki güzellikle ilgili, estetikle ilgili gerek kalıcı makyaj, gerek cilt bakımı, el bakımı, tırnak bakımı, tırnaklar, botoks ne istiyorsanız sevgili Hatice İnanır'a sorabilirsiniz. Bu kadar herkese açık çek verdim. Memnuniyetle sorabilirler. Her şeyi sorabilirler çünkü biz aynı zamanda eğitim kurumu da olduğumuz için. Kaç senen oldu? Bir fiil ben yani Hatice İnanır olarak 99, yok 95. 95 üniversiteden mezun oldum. Alman dili edebiyatını bitirdim. Tesadüfen kendi sivilcelerimden dolayı bir güzellik merkeziyle tanıştım. Orası da Leyla Hanımlarındı. Ve o dönemden itibaren 95 yani 2005, 2015, 21 yıl olmuş ben. Ama Leyla Hanım 72'den beri. Yani Leyla ben, İnanır. Evet Leyla İnanır. Ben medikal beri. Estetik deniyor ya şimdi evet. Artık. Leyla İnanır benim bildiğim herhalde bir 30-40 senedir Türkiye'de medikal estetiği ve bütün yenilikleri ilk yapanlardan bir tanesi. Kesinlikle doğru. Belki de ilki. Çok ilklerin başlangıcı diyebilirim. Evet. Çünkü şöyle de bir şey var. Biz sürekli Leyla Hanım olsun. Leyla Hanım zaten ilk eğitimlerini Almanya'da evet. aldı. Dolayısıyla orada aldı. Burada henüz hiçbir şey yokken cilt bakımını insanlar bilmediği durumlarda ya da o zaman cilt bakımı diye bir şey yokken ne yaptı? Evde yapılan kremler, bakımlar, ürünlerle cilt bakımını tanıştırdı Türkiye ile. Evet. Hatta ev hanımlarını topladı. Nasıl cilt bakımı yapılır konusunu anlattı. Sonra eğitim kurumları açıldı. Eğitim kurumlarında biz öğrenciler aldık, meslek edindi insanlar ve birçok bayan bugün arıyorlar, soruyorlar ne yapıyorsunuz? Allah razı olsun. Sayenizde meslek sahibi olduk diyen. Çok dua aldınız Hatice İnanır. Çok şükür. Çok dua aldınız. Evet, onun çok karşılaşıyorum. Yani, evet, sevgili Leyla İnanır çok eğitim kurumları açtı bu konuda. Evet. Çok estetisyen yetiştirdi. Kesinlikle. Bilinçli estetisyenler evet, yetiştirdi. Şimdi derler ya eskiler, Leyla İnanır'ın rahleyi tedrisatından geçmek başka bir şey. Öyle herkese de el vermez. Yok. Herkese de diploma verdirmez. İlla onun o sınavından, onun o bilgisinin birikiminden faydalanarak o okuldan mezun olacaksınız. Hocalarını çok titizlikle seçer. Çok eski hocalarımız. Evet. Hocalarımız neredeyse 20 yıllık. Benden eski, çok daha eski olanlar evet. var. Bir de öğrencilerle denk geldiğimde hep anlatırlar. Ders anlatılıyor. Ders arası veriliyor. Mola, teneffüs. İşte
işte kadınlar kendi aralarında oradan buradan şu dedikoduları yapıyorlar. Leyla'm geç. Saniye ya, burası dedikodu yeri mi? Burada dedikodu değil. Şunu yapın. Nasıl yapabiliriz? Mesleği nasıl geliştirebiliriz? Ya da bana sormak istediğiniz şu fırsatı hemen değerlendirin. Gelin bana soru sorun. Ama dedikodu yapmayın lütfen burada. Öğrenciler tamam dedikodu. Bir de Hatice'ciğim, sizin öğrencilerinizin çok büyük avantajı var. Evet. Avantajları, okulda eğitim alırken sizin merkezlerinizde de staj yaptırıyorsunuz. Yani aman, ben çok şahit oldum, çok gördüm. Evet. Yani aman yapamazsınız, aman bir kere merkezlerdeki ekiplerin hepsi denek. Öğrenciler hep onları çalışan uzmanlarımız. Evet. Hep onların üstünde öğreniyorlar. Yani hem okuyorlar, hem teorik, hem pratik yapıyorlar. Evet. Ama öğrenciler konusunda hemen şurada bir parantez açmak istiyorum. Evet, biz 6 ay kadar kursiyerlere eğitim veriyoruz. Komple güzellik uzmanı olarak yetiştiriyoruz, manikür pedikür hariç. O arada da evet, kızları kendi merkezlerimizde staja buyurun gelin diyoruz. Ama hiçbir zaman bizim kursiyerler direkt gelen misafirlere mesela bakım yapmıyorlar. Hatta ve hatta ben kendi mezunumu bile işe aldığımda öncelikle kesinlikle bir ay boyunca görmesi lazım, izlemesi lazım. Nasıl karşılanır, nasıl konuşulur, nasıl oturulur, nasıl hitap edilir. Bunları görecek, bütün detayı öğrenecek ve ancak ondan sonra hizmet ve kabine girebilir. Ki normalde hayır, bu şart mı? Değil. Ama daha iyi öğrenmesi ve o gelen kişiyi daha iyi hitap edip hizmet vermesi açısından. Hani şey algısı olmasın, hani stajyer olarak aldığımızda o zaman Leyla inanır da bize, çünkü bunu bazen kullananlar oluyor. Bize stajyerler mi uygulama yapıyor? Hayır, kesinlikle. Benim bir tane uzmanım 20 yıllık uzmanım, bir tane uzmanım 7 yıllık bir uzmanım. Tabii canım, ben tanıyorum tabii, hepsini. Aynen öyle. Ama benden mezun olan bir uzman gidip hemen X bir yerde direkt işleme girebilir mi? Tabii ki girebilir. Bu ayrı bir şey. Sizden çünkü mezun olan direkt işleme girebilir. Çok titizler sevgili seyirciler. Evet, direkt girebilirler. Yani. 6 aylık kursta herhalde cilt bakımı yaptıkları, cilt bakımının sayısını gerçekten ben bilmiyorum. Ben devletten staj yapmak için olan ufak kızlar da mesela geliyorlar. Lise öğrencileri, lise son öğrencileri. Ve staj yapmak durumundalar. Tamam, okey, gelin dediğimde. Ve şok olup kalıyorlar. Diyorlar ki yani biz bu kadar yıl eğitim alıyoruz lisede ve biz bu kadar cilt bakımı yapmadık diyorlar. Nasıl yani? Siz bu kadar cilt bakımı yapmadınız. Evet, yapmadık diyorlar. Fransa'dan stajyerler geliyor. Öyle bir Levent'te bir kız meslek lisesi var. Onlarla çalışıyoruz. Her yaz ya da kışa doğru Fransız öğrenciler geliyor. Onlar yine stajyer olarak katılıyorlar, izliyorlar, görüyorlar. Ama doğru hitap, doğru uygulama çok önemli. Çok önemli. Kesinlikle. Sizin yerleriniz şey gibi gelir bana hep. Böyle o güzellik merkezleri, evet, bir güzellik merkezine giriyorsunuz ama sanki böyle evinizin salonuna giriyorsunuz gibi. Hep samimidirler, hep ilgilidirler, hep güler yüzlüdürler, yetişmeye çalışırlar. Yetişmeye çalışırlar. Randevuları hep sarkmasın diye uğraşırlar. Evet. Yani bir sistem vardır. Hep onu görürüm ben orada. Evet, sistem çok önemli. Temel hedeflerden bir tanesi. Bir de biz uzun süredir yaklaşık... Para ben düşmanıdırlar. Evet. Evet. Bak, biliyorum çünkü. Para ben düşmanıdırlar. Rafta gördüğünüz her şeyi almayın, kutusuna kokusuna kanmayın derler. Kozmetik illüzyon çünkü. Ben internette geziyorum. Hani şöyle genel baktığımda internette geziyorum. Kendi yaptığım işle ilgili araştırmalar yapıyorum. Almanca bildiğim için yurt dışı sayfalarına çok bakıyorum ama bizim Türk insanının şöyle bir, aslında her iki tarafında hatası var diyebilirim. Bazen şöyle bir şey oldu mesela, bir gün televizyon izliyoruz. Televizyon izlerken eşim dedi ki, o da ithalat yapıyor. Kozmetik komple A'dan Z'ye güzellik salonu ürünleri ve cihazlarını satan bir firması var. Çağırdı beni, ya hayatım dedi, bir baksana dedi, televizyonda dedi bizim dedi sattığımız cihaz anlatılıyor dedi. Yani dedim, ya dedi bizim cihaz neler yapıyormuş da dedi bizim haberimiz yokmuş dedi. Neredeyse baştan yaratacak. Aynen.
Yok öyle bir şey değil mi? Yok öyle bir şey. Evet, lütfen her şeyi abartmayalım ve tüketici olarak da yani zorlamayın karşıdaki insanı. Her şeyin bir yere kadar bir şey yapabiliriz. Yani şimdi senin altyapın, evet herkes belki güzel bir cilde olsun istiyor ama bu yaşına kadar, 30 yaşına kadar, 20 yaşına kadar, 40 yaşına kadar neler geçirdin, hangi üzüntüleri geçirdin, saat kaçta yattın, ne yedin, ne içtin, yüzüne neler kullandın. Bunların hepsi bir geçmiş. Siz bugün bir geçmişi silip atabilir misiniz? Mümkün atamazsınız. Değil. Ama şimdi tutup da şimdi bu şekilde bir geçmişi olan bir insanı ben cilt bakımı ürünü kullanayım, şunu yapayım ve mükemmel Cinderella olayım beklentisi bize en çok güzel olay. Ya böyle bir şey yok. Yani kimsenin elinde yani, sihirli değnek yok. Yok öyle bir şey. Biz canlı deri üzerinde çalışıyoruz. Yani canlı bir deri. Dolayısıyla tepkileri farklı, yapısı farklı, geçmişi farklı, geleceği buna göre farklı. Bir gün kaş alıyorum, kaş almak için bir bayan geldi. Baktım belli olgun yaşlarda bir kadıncağız. Kaşları inanılmaz derecede aşağıya düşük. Kaş alma randevusu yazıyor sistemde. Buyurun hoş geldiniz, konuştuk vesaire, kaşlarını aldım. Şimdi düşük bir kaşta ne yapabilirsiniz? Şu altlardan alırsınız, şurayı biraz düşünürsünüz. Hani yukarı bir ifade vermeye çalışırsınız. Bayanın gayet mümkün olduğunca ben hep kaş alırken en doğala yakın ne yapabilirim mantığıyla yola çıkıyorum. Bir de şey değil, hani kaş almak demek kaşı iyice incelterek bir form vermek değil. Çünkü onun sıkıntıları da çok farklı. Neyse aldım kaşını, gayet güzel. Şöyle aynaya bir baktı. Bu mu dedi? Dedim anlamadım, bu mu derken şimdi. Dedi ki ben zannettim ki dedi kaşlarım böyle olacak. Pardon çok özür dilerim, acaba ben yanlış mı anladım? Kalıcı makyaj kaşınıza kalıcı bir kaş mı yapacaktık dedim. Hayır dedi, ben kaş almayı istedim dedi. İyi de dedim yani mevcut kaşınız burada, en üst sınırınız burası. Şimdi ben buradaki bir kaşı kaş alarak nasıl böyle yapabilirim? Yani dedi. Ben böyle bir kaldım yani. Hayal kurmayalım. Diyelim yani. Telefonumuzu evet. Alalım biz. Telefonun ucunda benim canım var. Dünyanın en güzel kadını. Canım benim, o sensin. Dünyanın en güzel insanı. Teşekkür ederim bebeğim, canım Oya'cığım, sen de öylesin. Leyla inanır, ne güzel bir şereftir sesini duymak. Estağfurullah canım. Sevgili Leyla'cığım nasılsın? İyi misin? Medikal estetiğin uzmanısın. Ay canım benim. Ben çok iyiyim. Enerjim çok iyi. Hep ömür boyu tatildeyim. Çok iyiyim. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Çok şükür. Biz çok iyiyiz. Sevgili Hatice ile programdayız. Seni anmadan, seni konuşmadan, seni söylemeden, sesini duymadan hiçbir şey olmuyor. Canım benim, vefalı dostsun sen. Seni çok seviyorum, çok özelsin. Çok teşekkür ederim. Neler yapıyorsun Leyla'cığım Antalya'da? Aa ne yapıyorum? Valla ne yapıyorum? Bol bol eğitim veriyorum. Şu ara çok yoğun eğitimler veriyorum. Kalıcı makyaj eğitiminde çok fazlaca bir talep var. Ama tabii ki biraz sıkıntılı, piyasa sıkıntılı. Doğru. Çünkü hemen bir yerlerden, internetten öğreniyorlar, canlı yayınlardan, YouTube'dan falan öğreniyorlar, sonra çıkıyorlar bir makinayla yapıyorlar falan. Yani bir sıkıntılı dönem geçişinde şu anda, tırnaklarda da bir zamanlar olmuştu öyle. Evet. İnşallah düzelecek. Yani profesyonel eğitime çok önem vermeleri gerekiyor, çok çok önem vermeleri gerekiyor. Çünkü kime yapılır, kime yapılmaz, hangi ciltten, hangi cilt rengin, cildin içindeki pigmentasyonlar, cildin kurumu, yağlı mı, hassas mı, kaparozlu mu, bilmem ne mi ve kaç yaşında o kadar çok dikkat edecekleri şey var ki ama maalesef bunları öğrenemeden daha ellerine bir kalem alıyorlar 50 liraya, bir kutuda boya alıyorlar, mikrobilletink yapıyoruz diye çıkıyorlar ortaya, çok üzülüyorum. Sektör için çok üzülüyorum. Leyla'cığım sonra düzeltmek de size kalıyor onları değil mi? En zor o. Ya evet evet ama o da sıkıntılı tabii ki. Kırılmış, incinmiş bir insanı ne kadar mutlu edebilirsiniz? Bir de sektöre zarar veriyor bu insanlar tabii ki. Doğru. Keyfin öyle işte, onlarla olsun. Uğraşıyorum. Hava çok güzel, deniz çok güzel. Her gün tatildeyim. Leyla'cığım hak ediyorsun. Her gün tatili de hak ediyorsun.
Teşekkür ederim canım benim. Seni çok seviyorum. Teşekkür ederim yayınımıza bağlandığın için. Ben de sizi çok seviyorum. Hepinizi, ekibinize çok sevgilerimi iletin lütfen. Çok teşekkür ediyorum canım Leyla'm benim. Sen hakikaten benim için çok kıymetlisin, çok değerlisin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim canım. Kolaylıklar diliyorum. İyi yayınlar. İyi yayınlar diliyorum size. Çok teşekkür ederim Leyla'cığım. Sağ ol canım benim. Sizi öpüyorum. Ben de çok öpüyorum. Çok öpüyorum. Hiç mi enerjisi düşmez bir insanın? Hayır maşallah. Maşallah. Gerçekten maşallah. Ben hep aynısını söylüyorum. Ya bin kere maşallah. Kesinlikle. Yani benim kayınvalidem benden daha enerjik. Yok böyle bir şey. Gerçekten inanılmaz güzel. Yani onun için olmayacak diye bir şey yok. Yani üşengeçlik diye bir şey yok. Yok. Yok yine hayır, öyle hareketli tabii, mi? Tabii tabii. Hiç durmaz. Hayır. Ay yine öyle hareketli. Yani zor şimdi yok Leyla yani, inanır zor şu yok. Anda karşınızda oturuyordur. Bir bakarsınız evet. Leyla'm öbür odada değil bir mi? Şey yap. Ya şimdi buradaydı. Ne ara oraya gitti de o işe başladı. Üşenme olayı yok. Evet. Yani ama başarı buradan ediyorum. Geliyor işte. Kesinlikle doğru. Ama Hatice sende de yok üşenme. Beni kendine biraz benzetti galiba öyle diyordu. Yalan ki Leyla inanır seni kendine benzetmiş. Bir evet, de o kadar dobradır ki. Çok. Pat, yani pat. Evet şimdi Leyla inanır burada olsa bitti. Her şeyi açık ve net konuşur. Çok net. Dobradı. Bakın ne dedi? Eline bir kilo boya alan, bir de kalem alan, fırça alan kaş yapıyor dedi. Yapıyorlar. Çünkü biz bundan muzdaribiz. Tüketici bundan muzdarip. Evet. İnanılmaz ama çok kötü var. Oluyor Hatice. Görüyorum yani. İşte çok biraz kötü. Önce onu söyledim. Yani bu bazen ne oluyor biliyor musunuz? Yani olmayacak vaatleri istiyorlar bazen. Evet. Olmayacak vaatleri. Şimdi cilt bakımı yapılırken şöyle bir mantık var. Doktora gidersiniz, doktor size bir reçete çıkarır ve verir. Evet. Fakat kozmetikteki problem, oraya da geleceğim. Doktor size reçete çıkarıyor, veriyor. Diyor ki bunu kullanacaksın, şu saatlerde kullanacaksın, şu şekilde kullanacaksın. Şimdi sen hastasın, bunu bu şekilde yapman gerekiyor. Yapmadığın zaman ne olacağını biliyorsun, evet. Doğru mu? Okey. Kişi cilt bakımına geliyor. Cilt bakımı yapılıyor. Şimdi temizlemesi, sütü, gözü, kremi, lipozomu vesaire. Bunların hepsi bir set olarak olması gerekenler var. Şimdi satıcı diyelim güzellik salonu ve ya da danışma merkeze diyelim. Karşı tarafta da danışan diyelim. Şimdi ne oluyor? Bütün seti vermesi gerektiğini biliyor. Ama danışan orada cilt bakımını yaptıran kişi bir bakıyor diyor ki bu kadar liste. Bunu almasam olur mu diyor. Şimdi ne diyecek uzman? Olur. Peki. Şunu da almasam olur mu? Olur. 7-8 tane üründen belki 2 tane ürün kalıyor oraya. Şimdi orada ben hep eğitimlerde şunu söyleyeyim. Hayır olur diyemezsiniz. Bu çıktığı zaman o beklenti aynı kalacak ama sonuç değişecek. Şimdi sen kullanmadığın bir şeyle kullandığın şey aynı olabilir mi? Olamaz. Yani sen bir göz jeli farklı, göz kremi farklı, güneş koruyucu farklı, gece ya da lipozom farklı, A vitamini farklı, C vitamini farklı. Şimdi sen bunu aldın. Sonra da diyorsun ki ben iyi bir sonuç istiyorum. Böyle bir şey yok. Uzmanlara net olun, dürüst olun diyorum ya. Alamayabilir şey mi? Maddiyat. Evet. Maddiyat. Yani biraz Türkiye'nin durumu belli. Şu an için yani evet. Şu anda ama kadınlar, biraz. Peki şöyle söyleyeyim. Yani biraz ekonomik kaygıdan dolayı mı? Yoksa insanlar onun hepsini almak istiyor gibi geliyor bana. Ama yanlış alıyorlar. O zaman gidip. Ha yanlış almaya kabul. Bugün almıyorsa gidiyor. Dışarıdan, raftan, x bir yerden, bu krem işte 20 lira. Ben duydum insanlar pazarlardan ürün alıyormuş. Böyle nasıl bir şey olabilir dedim ya. Onu da ilk defa duyuyorum. Gerçekten duyduğumda şok oldum. Pazarda, tezgahta cilt bakım ürünleri satılıyormuş yani. Nasıl böyle bir şey olabilir? O cildine neyin evet, iyi gelip gelmeyeceğini yani, satılıyor. Bakın, evet satılıyormuş yani. Ayşe Hanım da evet. Şimdi sen 10 liraysa bile, 20 liraysa bile, bakın 10 lira, 20 lira ufak bir rakam değil. Bugün ekmek 1,5 lira. 10 lira, bugün 20 lira belki bakışta küçük ama cildine verdiği evet. Tahribat sonucundaki cildini tedavi etmek için düzelteceğin, evet, ödeyeceğin evet. Para. Çok ciddi. Kalıcı makyajda aynı sıkıntı var. Kalıcı makyajda gidiyor. 200, 300, 400 liraya kalıcı makyaj yaptırıyor. Bu sefer olmuyor. Ya renginde problem oluyor ya modelinde problem oluyor. Birçok problem oluyor. Ya da kalıcı olmuyor. Ya da
kalıcı da olmuyor olabilir. Kalıcılık şu an farklı, oraya da gelirim. Ama sıkıntılar düzeltilemeyecek, estetik sıkıntılar yaşıyor bir kere. Bundan kurtulmak istiyor. Bundan kurtulurken ödeyeceği rakam belki 4-5 katı. 4-5 katı. Şimdi geliyor diyor ki iyi ama diyor ben zaten yaptırırken para verdim. İyi de üzgünüm ama bundan kurtulmanın maliyeti çok daha fazla baktığın zaman. Ya 300 lira değil belki bir seansı 200 lira yani. Gibi problemler. Ha. Sosyal medya, internet, ben evet o sosyal çok medyadaki iyi, ama ve internetteki saçma sapan evet, şeylerden evet, Hatice'cim maalesef, bıktım artık. Bazen ben gezerken diyorum ki ben profesyonel olarak bunu artık ayırt ederken olayı bildiğim için, çevreyi bildiğim için, piyasayı bildiğim için, kimin ne olduğunu çok iyi bildiğim için yorum yapabiliyorum. Ama şimdi bir tüketici bunu nereden anlayacak? Yok. Anlayamaz. Yok. O kadar zor ki. Bir de o kutuların üstünde yazılan yazılar o kadar minik ki. Evet. Okuyamıyorsun bile. Özellikle çünkü. Zaten 45'ten sonra yakını göremiyorsun. 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 Kutusunu beğeniyorsun. Marka belli. Tabii marka belli. Alıyorsun. Ve dünya kadar da para veriyorsun. Dünya kadar para veriyorsun. Evet. Biraz önce dediğim aslında küçük rakam gibi gözüken dediğimiz olay. Niye bugün dolmuş ücreti? Birisi 65, 2, 3 lira. Evet. Şimdi bu insanlar bununla çok ciddi gelirler sahibi oluyor. 3 lira, 3 lira, 3 lira diye biriktirerek. Ya da bir ekmek satan bir fırın. Bununla personel maaşı ödüyor, vergi ödüyor, SSK ödüyor. Hani biriktirdiğin zaman baktığında çok ciddi damlaya, rakamla damlaya göl olur. O zaman ne diyelim? Yani boşuna paramızı çöpe atmayalım. Doğru. Evet belki o an alamıyorsun. Ha, alamadığın zaman da lütfen yanlış bir şey kullanacağına, pazardan gidip herhangi bir bilmediğin bir şey alacağına zarar verme, hiçbir şey kullanma. Çünkü yaratılış olarak zaten Rabbim cildimizi bununla birlikte evet yaratmış ama bir şeylere dikkat et. Banyoya girdiğinde yüzüne kese yapma. Sabunla yıkama, sade suyla yıka lütfen. En azından. Ama çünkü metabolizma canlı bir vücudumuz var. En büyük organımız evet, da deri. Deri, aynen en büyük organımız deri. Ne oluyor? Bu bir şeylere karşı tepki veriyor. Bu canlı bir varlık yani. Sen her şeyi yaparım diyemezsin bunun üzerinde. Yanlış bir şey verip de onunla hücreler savaş açacağı yere kullanma. Daha az kullan. Daha güneşe dikkat et, soğuğa dikkat et, sıcağa dikkat et. En azından daha bir koru. Vücudunu nasıl koruyorsun sen? Kışın daha kalın giyiyorsun. Tabii, yazın daha kumaşın, alacağın malzemelere dikkat ediyorsun. O yüzden yani, tutup bilmediğin şeyleri kullanma. Ucuz şeyleri, ucuz da demeyeyim ama içinde parfüm olan şeyleri kullanma. Biraz önce dediğiniz gibi para ben canavarıdır çünkü Hatice bilir. Ama para yazık, ben canavarıdır. Gerçekten yazık. Bu neye benziyor biliyor musunuz? belki biraz önce hani dedik ya maddiyat dedik ama bir kadın olarak ki erkeklerde de şu artık an çok daha fazla. Çok. Bir kadın olarak yani şu yok. Yaş ilerledikçe kendimizi daha iyi hissetmek için psikolojimiz bizim için çok önemli. Bu psikolojinin daha iyi olabilmesi için biz kendimizi iyi hissetmeliyiz. Biz kendimizi güzel hissetmeliyiz. Yani belki bir kıyafeti eksik alabilirsin. Belki bir ayakkabıyı eksik alabilirsin. Bir çantayı eksik alabilirsin. Ya da gidersin Migros'tan hazır. Marka vermeyelim. Çok özür dilerim. Ya büyük marketlerden diyeyim. Büyük marketlerden hazır dondurulmuş gıdalar alma. Aslında gider pazardan alır onları yıkama zahmetinde bulunursun. Hani tasarruf yapacaksak evet, eğer. Evet, evet. Ama bir şekilde yüzün için bütçe ayırman gerekiyor. Dişi düşünelim. Bir diş ağrısını düşünelim. Hafif diş ağrıyor. Bu sefer hekime gidilmiyor. O diş ne oluyor? Şeye gidiyor. Belki hafif bir dolgu olacaktı. Sonra kanala gidiyor. Kanaldan sonra çekime gidiyor. Çekimden yeni sonra diş yaptırmaya yeni gidiyor. Diş, maliyet, o ufacık artıyor. Maliyet ne oldu? Bindi en yükseğe kadar gitti. Evet. Cilt ne aynı şekilde? Doğru bakalım. Doğru baktıktan sonra daha sonraki maliyetleri çok 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 daha aşağıya düşürmüş olacağız zaten. Peki şimdi Hatice'cim şu an yaz mevsimindeyiz ve evet. Güneş tepeden vuruyor. Evet. Çoğu ciltlerde lekeleniyor. Evet. Şimdi yüzümüzü güneşten korumamız lazım evet. olduğunu artık herkes biliyor. Kesinlikle. Peki yüzümüzü güneşten korumak için ne yapmalıyız? Lekelenmemek için ne yapmalıyız? Ve lekeler varsa ne yapmalıyız?
Şimdi öncelikle bu evet artık küçücük çocuk bile çok iyi biliyor. Güneşin çok yoğun olduğu saatlerde gerçekten çok ciddi 10 dakika veya daha üstü güneşte kalmayalım. Çünkü deri güneşle karşı karşıya kaldığında aslında bizim bronzlaşmamız nedir? Cildin kendini bir koruma fonksiyonudur. Ama siz hiç böyle güneşe çıkmadan bir anda ve uzun bir süre güneşte kaldığınızda bir anda melanozitler üretime geçiyor ve onlar cildi korumak için yavaş yavaş yukarıya çıkması gerekirken bir anda ani yukarıya çıkış yapıyor. Ben senin hiç bilmem bronzlaştığını bunca yıldır. Evet, o yüzden ben tatil yapamıyorum ama o yüzden bir yalandan. Yani çok güneşe kendini... Yok, hiçbir yerimde neredeyse leke yok benim. Evet. Hani şurada bir tane var. Belki ekrandan nasıl gözüküyor bilmiyorum ama bu da leke değil, ben. O ben, evet. Evet, onu görüyorum. Ekmeğe yakın bir ben. Evet. Vücudumun hiçbir tarafında leke yok benim. Evet. Hiçbir güneşe, tarafında. Hatice'yi tanıdım tanıyalım. Hiç bronz görmemişim. Çünkü güneşle karşı karşıya kalmıyorum. Yaz yapılacak bakımlar var. Leke bakımları var mesela. Evet. Ahalar var. İşte dermabrazyon işlemleri var. Ya da belli birçok bakım var. Şimdi diyor ki yazın bakım yapılmaz. Hayır, yazın tabii ki bakım yapılmaz ama kime bakım yapılmaz? Güneşin altında yatan birine yapılmaz. Ama benim gibi mesela. Güneş olmadan sabah erkenden işe çıkıyorsanız, güneşi hiç görmüyorsanız, akşam saatinde güneş batınca da eve gidiyorsanız bana ne yazdan şimdi, bana ne güneşten. Doğru. Hiç beni etkilemiyor ki oradaki olay. Dolayısıyla şimdi öbür tarafa geri dönünce ne yapacağız? Güneşten uzak kalacağız. Ama güneşe çıkmak zorundaysak da özellikle içerik maddesi olarak bizim önerdiğimiz titanyum dioksit var. Titanyum dioksit. Tamamen ne yapıyor? Daha beyaz kıvamında bir maddedir. Güneş ürünlerinin içerisinde, doğal güneş ürünlerinin içerisinde var. Kimyasal güneş koruyucularını asla tavsiye etmiyoruz. Çünkü yapılan araştırmalara bakıldığında meme kanseri gibi birçok kanser türevinde bu kimyasal koruyucular gözüküyor. Peki bu raflarda satılan güneş koruyucuları... İçeriklerine bakmak lazım. Değil mi? Kesinlikle Incipedia diye bir internet sitesi var. O ürünü diyelim siz satın aldınız. INCI diye yazar. Karşıdaki uzman diyelim, eczacı diyelim, her kimse bunu veren size. Hiç itibar etmeyin ne söylediğine. O INCI'ye bakın. Sisteme girin, Incipedia'ya girin. Oradaki okuyamadığımız, hani nasıl demirin açılımı FE'dir. Biz FE'yi bilmezsek demir olduğunu anlayamayız. Hani anlayamayız. Oradaki ürünleri virgül 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 yazar, Aqua yazar, işte paraben yazar, birçok. Onların hepsini o sisteme girsinler ve kontrol etsinler. Çünkü sistem onlara şunu ne söylüyor. Ne olduğunu söylüyor değil mi? Evet, kimya isimleri bunlar çünkü. Oradan okuyor. Evet, faydalı mıdır, zararlı mıdır, kanserojen midir, değil midir, yeşil mi, kırmızı mı ya da sarı mı şeklinde veriyor. Zaten birkaç tane buna benzer analiz yapınca artık alışmaya başlıyorsunuz. İnsan. Kesinlikle. Alırken ona göre dikkat etmeye çalışıyorsunuz. Şimdi şu ürünün üzerinde yazıyorsa E vitaminli ürün. Aslında yalan değil. E vitamini var içerisinde ama ne kadar oranda E vitamini var şimdi içerisinde? Peki yani ne kadar olmalı içinde E vitamini? Ürüne göre değişiyor. Orada yazıyor mu şu kadar olmalı? Ne kadar sıralamada bu biraz önceki inci dediğimiz sıralamada en yukarıda olan her zaman en fazladır. Aşağıya doğru indikçe oran hep düşer. En alttaki, en sondaki en az orandadır. Belki de E vitamini en az oranda görünür. İşte. Sıkıntı o işte. Aynen öyle. Şimdi sen kocaman yazmışsın kremin üstüne işte C vitaminli krem, E vitaminli evet, krem, bilmem evet. Ama krem. Ne kadar içinde? Ama ne kadar şimdi içinde? Bazen öyle şaşırıyorsunuz ki içindeki koruyucu madde bile o vitaminden daha fazla. Şimdi aslında yalan mı? Hayır, var E vitamini ama çok ciddi bir aldatmaca. Hani orada aslında fiyat da önemli değil. Cildimiz ne dedik biraz önce? Yaratılış olarak yaradan zaten seni sebum dediğimiz o kremle yaratmış. Ama çok güneşin altında, çok solaryumda, çok klimalar altında kaldığımızda, az su içtiğimizde, iyi beslenmediğimizde... Evet Hatice, inanırım tek söylediği evet, şeylerden iyi beslen, bir de su içinde. Evet, iyi beslenmediğiniz zaman şimdi bunlar yeterince fonksiyonlarını yerine getiremiyorlar. Fonksiyonlarını yerine getiremeyince kurumalar başlıyor. Hmm. Ya da çok fazla yağ olayı, yağ salgısı ergenlik döneminde mesela. Ne oluyor? Daha fazla sivilce üretmesine, bakterilerin gelmesini
sebebiyet veriyor. %84, %16 diyoruz biz. %84 yağ, %16 su olması gerekiyor. Bütün problem bu denge bozulduğu zaman ortaya çıkıyor. Aslında biz kremlerle ne yapmaya çalışıyoruz? Bu dengesizliği gidermeye çalışıyoruz. Denge sağlamaya evet, çalışıyoruz. Dengeyi orantılamaya çalışıyoruz. Evet. Bir de biraz önce güneş kremleri ve güneş koruyucularla ilgili çok ciddi yanlış bir algı var. Diyor ki güneş koruyucu kullanıyor musunuz? Evet kullanıyorum. 50 faktör güneş koruyucu kullanıyorum. Evet. Ya 50 faktör güneş koruyucu sizi 20 faktörden daha iyi korumuyor. Bir saniye şimdi. O üzerindeki 50-20 evet. Aldatma mı? Hayır. Aslında onlar doğru yazıyorlar ama belki biz eğitimsiz olduğumuz için onun ne anlama geldiğini bilmiyoruz. 20 faktörde sen daha sık kremi kullanman gerekirken 50 faktörde daha az sürede kullanıyorsun kremi. Ama bak hiç bu taraftan evet, bakmamıştım. Ama 50 faktör 20'den daha iyi korumuyor. Orada da yine aynı şekilde içeriklerin algıda olduğunu... Algıda seçicilik. Kesinlikle. Yani 50 faktörü aldın mı daha çok koruyacak. Hayır yok öyle bir şey. Yani 20 faktörle daha çok kullanman gerekiyor. 50 faktör, yani 20 ile 5 kere kullanıyorsan 52 evet. 2 kere kullanacaksın. Kesinlikle plan aynen. Gibi. Aynen. Burada tüketicide inanılmaz bir yanlış algı var. Bu çok önemli. Çok önemli. Sen yine o kremle de içeriğine bakacaksın. Seni koruyor mu, korumuyor mu? İçerik maddeleri nedir, zarar veriyor mu? Buna da bakacaksın. Ha birisi diyor ki ben atıyorum 3 saat korurum diyor. Birisi de diyor ki ben 1 saat korurum diyor. Örnek olarak anlatabildim evet. Ama tekrar söylüyorum kesinlikle ve kesinlikle 50 faktör 20'den daha fazla korumuyor. Yani daha iyi korumuyor diyeyim güneş karşısında. Sadece kullanım süresini azaltıp çoğaltmak için. Tam tersine belki de 50 faktör kullandığı ve satın aldığı o krem içeriği o kadar kötü ki belki 10 faktör 15 faktörden bile kötü. Mesela bizim belli ürünlerin içerisinde zaten otomatik 3 faktör var. Yani var zaten. Zaten var. Anlatabiliyor muyum bunun gibi? Bir de sen 50 faktör aldığını düşünüyorsun. Aa ne güzel beni koruyor diye düşün. Evet koruyorsa niye bu kadar lekeleniyorsun? Yani niye lekeleniyorsun? Ha demek ki orada bir problem var yani. Peki o lekeler nasıl gidiyor? Lekeler ciddi sıkıntı. Evet. Hamilelerin özellikle orada bir parantez açmak istiyorum. Eğer hamilelik yaz dönemine denk geliyorsa... O çıkan hamilelikten, gebelikten dolayı çıkan lekeler aslında kendiliğinden daha sonra yok olur. Ama yazın güneşe maruz kaldığında o leke kalıcı hale geliyor. Hamilelerin en çok dikkat etmeleri gereken konu bu. Güneşe çıkmayacak. Mümkünse yani. Evet lütfen hani koruyamayacağınızı düşünüyorsanız hamilelik o güneş sürecinde çıkmayın. Leke varsa doğum sonrasında da çıkmasınlar ki o lekeler aynen, kalıcı olmasın. Aynen kesinlikle kalıcı olmasın evet. Hamilelikle alakalı olarak. Çünkü onlar kendiliğinden yok oluyor. Diğer şekilde leke en büyük problem ciltte. Çil, özellikle leke. Çil. Çiller minik minik olduğunda şu an lazerlerle çok başarılı silmeler olabiliyor, silinebiliyor. Açıklık ya da koyuluk durumuna göre bir iki seansta yok edilebiliyor. Ama dermal leke ise eğer çünkü derimiz üstleri var, epidermis, dermis ve subkutis var. Bizim sıkıntılarımız nerede? Epidermis ve dermis de olabiliyor. Epidermisteki lekeyi medikal olarak lazerlerle, şunla bunla, kremle ve benzeri şeylerle bir yere kadar açabiliyorsunuz. Kimyasal peelingler. Evet. Ancak dermal leke dediğimiz zaman lekeyi çok iyi incelesinler. Lupa altında olabilir, ışık altında olabilir. Şöyle hafif bir çukurluk olur o lekede. Hmm. Onu gerçekten artık düzeltmek neredeyse imkansız. Yani kimse kandırılmasın. Dermal, evet çünkü dermal leke çok aşağılarda ve artık bir çukurluk oluşmuş orada. Hmm. Çok dikkatli bakarsanız onu görebiliyorsunuz. Onunla evet bir üstte miktar... Üstte değil yani. Üstte değil aşağıda. Bir miktar evet alabilirsiniz. Bir miktar tonunu belki açabilirsiniz. Açabilir. Açılıyor yine bir miktar o üste denk gelen kısımlar. Ama kesinlikle hani %80 bir başarı sağlanıyor mu? Hayır sağlanmıyor. %60 gibi bir başarı yine sağlanabiliyor onlarda da. Bir de bildiğim kadarıyla doğum lekelerinde yani doğuştan olan lekeler onlarda sıkıntı oluyor. Şöyle bir olay oldu. Mesela benim başıma geldi. Bir tane beyefendi kolunu resmini gönderdiler. Kolu komple simsiyah. Gerçekten simsiyah. Aa
Bir gördüm, sonra canlı çağırdım hani bakalım ne yapılabilir bu kola diye. Kolu incelediğimde inanılmaz kalın bir deri. Bakın şu bu bir deri, bu da bir deri. Şimdi bu lekenin, doğuştan gelen lekenin ne kadar kalın ve aşağıya doğru olduğu önemli. Şimdi benim lekem, doğuştan gelen lekem şu kadar kalın bir derimi kaplamışsa hiçbir şey yapamazsınız. Ne yapacaksınız? Bu deriyi alıp komple yok edip tekrar bir deri yapamayacağınıza tabii göre estetik cerrahi olarak da yapamayacaksınız. Yama yapmanız gerekir oraya, burayı komple almak. Bununla çok doğru orantılı, ne kadar derinlikte. Nitekim o beyefendi geldiğinde hiçbir şekilde hani lazerler denendi, bakıldı. Hiç görmedi. Baktığımızda inanılmaz şu kalın deri komple simsiyahtı. Ve siz tabii söylediniz ona. Tabii ki, tabii ki. Hatta o kılcı makyajla bunu komple beyaz renge kamufle edebilir miyiz diye sordu. Huh! Komple bir kolu beyaza almak çok ciddi bir sıkıntı. O kadar orantılı çalışmak sıkıntı. Bir de ödeyeceği rakam, benim vereceğim emek. Ben ona şunu söyledim. En iyisi sen, ben sana eğitim vereyim. Kendini yap. Sen otur bu işi. Çok sıkıntı çalış. Evet. Yani şimdi o yüzden lekede hani hangi bu derinliğe kadar ne var onu çok iyi bilmek lazım. Olmayacak vaatler vermemek lazım ve o çocuğun kolunda gerçekten kimse bir şey yapamazdı. Bu kadar da doğrucuyuz. Yapacak evet bir şey yok. Şimdi kısa bir aramız var. Aradan sonra şu kaşları, şu kalıcı makyajı konuşacağız. Zaman kalırsa da cilt bakımına gireceğiz sevgili seyirciler. Cildimize nasıl bakmalıyız da. Evet, şimdi kısacık bir aramız var.